26 Ağustos 1922. Afyon Kocatepe e attı. Mustafa Kemal ince uzun parmaklarını dudaklarına götürdüğü an Kuvayi Milli fotoğrafçısı etemtem işte o an diyerek deklanjöre basar. İşte o an. Etemtem çok heyecanlanır. Çekmiş olduğu fotoğrafları Gazi Mustafa Kemal'e gösterir. Aferin sana çocuk. Bunlar çok güzel resimler. Aman iyi muhafaza et. Daha İzmir'e gireceğiz. Ordu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdiğinde etenten doğru Rum bir fotoğrafçıya gider. Çekmiş olduğu fotoğrafları teslim eder. Aman iyi muhafaza et. Yarın sabah gelip alacağım. Etemtem 10 Eylül 1922'de bir uyanır. İzmir cayır cayır yanmaktadır. Yunanlar yakıp gitmişlerdi. Etemtem fotoğrafçıya gittiğinde yerde 3-4 tanesi. İşte işlerinden bir tanesi de bu andır. Kurtuluş Savaşı bir mucizedir değil mi? Kurtulan fotoğraflarıyla da bir mucizedir. İşte bu olayın üzerinden tam 15 yıl geçmiştir. Tarihler 1940 yılını göstermektedir. Bursa cezaevinde kalan bir şair. O zamanlar madeni paranın arkasına bu fotoğraf konulurdu. Çok etkilenir ve hemen yazmaya başlar. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi, durdu bıraksalar ince uzun bacaklarıyla yaylanarak karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Özgürlüğün ve bağımsızlığın şairi Nazım Hikmet